Herkese merhaba. Ben Hedef Yelken eğitmenlerinden Emre Dilbaz. Bugün sizlere eğitim alan herkesin nasıl rahatlıkla yelken yapabileceğinden kısaca bahsedeceğim. Eğer daha önce hiç yelken yapmadıysanız ve bu konuyu ilgi duymaya başladıysanız, ister istemez her konuda olduğu gibi önden araştırma yapar ve ilgili teorik bilgilere veya videolara bakarsınız. Fakat konu yelken ve yatçılık olunca bu teorik bilgilere önden bakmak biraz karışık gelebilir ve yelken yapmanın zor olduğunu düşünebilirsiniz. Ben yelken yapabilir miyim? Herkes yelken yapabilir mi? Gibi algılar oluşabilir. Bunun sonucunda da kimi zaman yaptığınız ön araştırma ileriye gidemez ve konuya daha başlamadan kapayabilirsiniz. Yelken ve yatçılık denizde tekne üzerinde pratik yaparak ve bu pratikler esnasında ve sonrasında teorik bilgilerle desteklenecek bir hobidir. Öncelikli olarak temel seviye eğitimiyle yelkenciye başlayabilirsiniz. Yani rüzgarın etkisini kullanarak yelkeni güce çevirmeyi ve teknenizi istediğiniz yönde ilerletebilmeyi öğrenerek başlarsınız. Hedef Yelken'de temel seviye eğitim tekneleri kullanım açısından oldukça kolay ve güç gerektirmeyen tekneler olduğu için her yaştan ve fiziksel durumda insan bu tekneleri rahatlıkla kullanabilir. Yat yelkenciliğinde ise yelken alanları büyüdüğü için uygulayacağımız kuvvetler de artacaktır. Bu yüzden yatlarda vinçler bulunur. Gücümüzün yetmediği durumlarda vinçleri kullanırız ve daha az güç harcayarak çok yük binen halatları kolayca çekebiliriz. Ayrıca günümüz yatçılığında elektrikli vinç, sarma ana yelken, sarma cenova gibi birçok modern donanım sadece tek bir tuşa basarak bizi büyük bir efordan kurtardığı gibi yelken yapmayı da çok kolaylaştırıyor. Bu gibi donanımlarda her yaştan ve fiziksel durumdan insan ileri seviyelerde yelken yapmasına olanak sağlıyor. Yatçılığa başlamayı düşünenlerde en büyük soru işareti genellikle ayrılma ve yanaşma konusunda oluyor. Aslında bu çok da zor bir konu değil. Çünkü marinalarda palamar hizmetleri olduğu için botlarla siz marinadan ayrılırken ya da yanaşırken size destek veriyor. Ek olarak teknelerin çoğunda baş pervanesi olduğundan teknenizin hakimiyetini tek bir tuşa basarak da sağlayabiliyorsunuz. Yelkene başlamanın geç ya da erken denilebilecek bir yaşı yok diyebiliriz. Bizim de birçok öğrencimiz emekli olduktan sonra dahi yelken eğitimlerine başlayarak kaptansız tekne kullanabilecek seviyeye geldiler. Bazıları kendi teknelerinin sahibi olarak İstanbul'da veya güneyde istedikleri sularda yelken yapıyorlar. Daha önce çektiğimiz videolardan Seval'in videosunu izleyerek onun hikayesini ondan dinleyebilirsiniz. Teknelerin yıllık bakımları, karaya alınması gibi konuların da sizleri korkuttuğunu biliyoruz. Okulumuzda tekneyi kiralamayı ve tekne sahibi olmayı düşünenler için de özel programlarımız var. Programlarımız sadece size tekne kullanmayı değil, aynı zamanda teknelerin ruhsat, sigorta, marina, bağlanma, karaya atma çekme, bakım onarım, motor gibi konuların da neler yapılması gerektiğini öğretiyor. Bu bilgilere tekne almadan sahip olmak, karşılaşacağınız pek çok sürprizin önüne geçmesini sağlıyor. Özet olarak, yelkencilik ve yatçılık sürekli gelişim gösteren ve öğrenmesi bitmeyen bir yaşam biçimi. Ne kadar çok denize çıkarsanız ve pratik yaparsanız o kadar çok kendinize olan güveniniz artacaktır. Her yaştan insan yelkene istediği zaman başlayabilir ve doğru eğitimlerin ardından özgürce yelken yapabilir. Biz sıfırdan başlayarak kaptan olan birçok öğrencimize şahit olduk. Sizin de yapabileceğinizden eminiz. Denizi sevmeniz ve denemeniz yeterli olacaktır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Denizlerde buluşmak üzere.